20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu tarihi yıl dönümünde Kıbrıs Türk kardeşlerimizin sevincini, coşkusunu, gururunu gönülden paylaşıyoruz sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye'den 80 milyon kardeşinizin sevgi ve selamlarını getirdim. Barış Harekatı Kıbrıs Adası'nın tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türkiye garantör olarak o gün dünyaya Enos ise geçit verilmeyeceğini Kıbrıs Türk'ünün yalnız olmadığını göstermiştir. Barış Harekatı Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Harekat ile Türkiye adada yaşanan acılara son vermiştir ve bir daha tekrarlanmamasını teminat altına almıştır. Bu vesileyle Kıbrıs Türk'ünün var olma mücadelesinin önderleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve kurucu cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş başta olmak üzere mücadelede emeği geçen herkesi en önemlisi bu yolda şehit olan herkesi rahmetle şükranla anıyor gazi ve mücahitlerimize hayırlı ömürler diliyorum. Değerli kardeşlerim. Bugüne nasıl geldik? Kıbrıs meselesi nasıl ortaya çıktı? Çözüm çabaları neden başarısız oluyor? Bu soruların üzerinde kısaca durmakta fayda var. Türkiye 1974'te birdenbire aklına düşerek Buraya gelme kararı almadım. Hatırlayalım. Rumlar adada birlikte yaşama ve adayı birlikte yönetme mutabakatını anlaşmanın mürekkebi kurumadan terk etmişlerdi. Tek yanlı anayasa değiştirme dayatmalarına girişmişler. Bu reddedilince Akritas planıyla Kıbrıs Türklerini ortaklık devletinden silah zoruyla dışlamışlardı. Devlete ele geçirdikleri 1963 yılından bugüne Kıbrıs meselesi bizlerin ve uluslararası toplumun yoğun bir şekilde gündeminde olmuştur. O günlerde kurulan Birleşmiş Milletler Barış Gücü 53 yıldır halen adadadır. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı başından bu tarafa iyi niyet ve kararlılıkla çözüme sahip çıkmış, müzakere sürecine sahip çıkmış, adil, kalıcı kapsamlı bir uzlaşma için inisiyatif inisiyatif almaya devam etmiştir. Geçtiğimiz günlerde İsviçre'de geride kalan süreç Birleşmiş Milletlerce kurgulanan çer çerçevede bir çözüm arayışının sonuç vermediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Hatırlanacağı üzere Türk tarafı çözüm iradesini 2004 yılında hayata geçirerek Annan planını referandumda somut olarak ortaya koymuştur. Bu sınavdan Kıbrıs Türk'ü anlının açıkıyla çıkmış çözüme evet demiştir. Rum tarafı da bilindiği gibi birlikte yaşamaya ve devleti paylaşmaya hazır olmadığını ortaya koymuş hayır oyu kullanmıştır. Maalesef aynı tutum bugün de sürmektedir. Nitekim 2008 yılında başlayan ve 9 yıldır zorlu müzakerelerle binlerce saat emekle süren nihayet İsviçre'deki Kıbrıs konferansına kadar ilerleyen müzakere sürecinde de yapıcı öneriler özellikle Türk tarafından gelmiştir. Rum tarafın daha önce olduğu gibi müzakere ediyor görünen oyalayan ipe un seren yaklaşımını burada da sürdürmüştür. Sonuçta işi baltalayıp masayı devirmeyi hedefleyen tutumlar nedeniyle bu süreçte akamete uğramıştır. Bu süre zarfında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ve müzakere ekibinin uzlaşma çabalarının gerek hükümet, Sayın Başbakan, gerek muhalefete mensup tüm siyasi partilerce desteklenmesiyle anlayış ve eylem birliği içinde hareket edilmesi Kıbrıs Türk tarafının çözüm yönünde sergilediği samimi ve kararlı tutumu takdire şayan olmuştur. Adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümün elde edilmesi için ana vatan ve garantör Türkiye'de üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine geçirmiş ancak beklediği karşılığı görememiştir. Uzun çabalar sonucunda gelinen noktada iki kez toplanan ve Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Kıbrıs konferanslarından bir sonuç alınamayacağı, Rumların da böyle bir çözüme hazır olmadığı net olarak anlaşılmıştır. Ayrıca müzakerelerin bir süre sonra kaldığı yerden devam etmesinin de bir anlamı olmadığını ve buradan da bir sonuç çıkmayacağı aşikar olarak ortadadır. Öte yandan Türkiye Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünmektedir. Ancak Rus Rum tarafının tek yanlı adımları zamansız, tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eder özelliktedir. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini bir kez daha ifade eder ve özellikle bu noktada tüm tarafların daha sorumlu davranmasını öneririm. Değerli kardeşlerim, Rum tarafının yıllardır devam eden uzlaşmaz anlaşmaz siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türk'üne ödetilmesi ciddi bir çelişki, büyük bir haksızlıktır. Bu sebeple Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız, Dayanaksız kısıtlamalara son verecek adımlar artık vakit geçirilmeden atılmalıdır. Ancak ister bu yönde adım atılsın, isterse atılmasın. Kıbrıs Türk halkının yaşam seviyesini daha da ileriye götürecek kudret ve iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, ekonomik alanda güçlü bir temele sahip olması ve sürdürülebilir ekonomik yapıya erişmesi öncelikli hedefler arasındadır. Artık elimizde ana vatandan gelen bereket kaynağı su gibi önemli bir imkanımız da var. Bunu en etkin şekilde kullanarak turizm ve talıma alanında, tarım alanında çok büyük ilerleme kat edebiliriz. Yeşilada Kıbrıs sadece ilkbaharda değil artık her mevsim Yeşilada olacak potansiyeli yakalamıştır. Bugünkü kurak ovalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin serasına üretim üstüne dönüşmeye adaydır. Suyumuzu en son tarımsal üretim teknikleriyle ve alın terimizle birleştirerek her türlü engeli aşacağımızdan emin olabilirsiniz. Son gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki Kıbrıs Türk'ü kaderine sahip çıkmaya muktedirdir. Kendi geleceğinin kararını vermeye muktedirdir. Bu yolda yeni bir ruhla ve gayretle geleceğe, geleceğin başarılarına dört elle sarılmalı. Eksikliklerimiz neyse süratle gidermeliyiz. Bu yolda Türkiye'nin tam desteği geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde var olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölgenin önemli turizm, eğitim ve tarım merkezlerinden biri haline getirmek ortak hedefimizdir. Önümüzdeki dönemde de müşterek hedeflere ulaşılması için birlikte hareket edeceğimize inancımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostlar, Kıbrıs Türk'ünün hukuku, refahı, Bizim milli meselemizdir. Anlayış ve gönül birliğimizdir. Koruyarak atılması gereken adımları kararlılıkla atacak, ortaya çıkabilecek sıkıntıları da birlikte aşacağız. Sözlerimi tamamlarken barış harekatında Kıbrıs Türkünün varlığı ve özgürlüğü için cesaretle savaşan bu gözlerini kırpmadan can vererek şehadet mertebesine ulaşan mücahitlerimizi, Mehmetçiklerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum.